İtopya.com'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar toplama challenge'ın 5. bölümünü çekiyoruz ve bu bölümümüzün yarışmacısı çok sevdiğimiz Berk Balaban abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim abi, benim için de bir challenge olacak bu video çünkü ilk defa kendinden hızlı biriyle video çekmek durumundayım. Hani kafamı şu hale getirmek benim için bir zorluk olacak ama yine de başaracağımı düşünüyorum. Okey, ben sana güveniyorum. Aynı şekilde. Abi kalecilik, futbol. Futbollar nasıl abi bu arada? Yani iyidir diye tahmin ediyorum. Benim değil. Ötesi. Yani, benim değil. Bunu söylemem biraz gerekiyor. Biraz çekimden önce konuştuk ama okey ya. Öğreneceğim şeyler var, bana öğretirsin diye de tahmin ediyorum. Tabii ki de. Yani ya, elimden geldiğince yardımcı olur. Abi, bilgisayar toplama challenge'da konseptimiz gereği yarışmacımıza belli challenge'lar sunmamız gerekiyor. Ben seni bir challenge'da zorlayacağım. Seninle bir ilk 11 kurarız diye düşünüyorum. Okay, onun tamam, dışında minik bir challenge'ım daha olacak. Orada da çok zorlanır mısın bilemiyorum. Ama öncesinde ben senin başarılı olacağına emin olduğum için ekipmanlarını önden ayarlayalım. Daha sonrasında stüdyoya geçeriz. Tamam. Buyur abi, istersen ekipmanları geçelim. Abi geldik, Razer standımızın önündeyiz. O bilgisayar oyunlarıyla aran nasıldır bu arada? Yani çocukluktan beri zaten hani çok seviyorum. Son dönemlerde de özellikle Valorant, Apex, Warzone tarzı oyunlar çok hoşuma gidiyor ve onlara ağırlık verdim bu boş zamanlarımda. Daha çok böyle FPS tarzı oyunlara bayılıyorum. O zaman birazcık rekabetçi bir ruh var, bir de hızlı refleksler gerekiyor. Yaptığın işte de alakalı şeyler yapıyorsun aslında. O zaman doğru yere gelmişiz. Çünkü burada görmüş olduğumuz... Berk dikkatli. Berk kurtarıyor sevgili seyirciler. Çok da yardıma ihtiyacın yok gibi görünüyor bu konuda. Abi ekipmanlarımız çok da iyi yakaladın zaten. Mouse, klavyen, kulaklığın ve mousepad'in burada hazır. Dilersen tamamdır, ekipmanlarımızı alalım, daha sonrasında stüdyoya geçelim ve süper, bir ilk 11 hazırlayalım sen. Tamam. Evet, stüdyolarımıza geldik. Abi challenge'ımız çok basit. İkimiz de seninle bir ilk 11 çıkartacağız. 4-3-3 formasyonunda olacak bu ilk 11. Tek tek ilerleyeceğiz. İsimleri de tek tek belirleyeceğiz. Sen dilersen istediğin mevkiden başlayabilirsin. Ama biraz daha adil olması açısından taş katma kasa da karar verebiliriz. Bence de daha uygun olur bu. Öyleyse tekte diyoruz. Aynen. Taş katma kas. Okey. Ben yine centilmenlik yapıp seni başlamanı istiyorum. Ben bunu kabul edemem abi. Bileğinin hakkıyla kazandın. O yüzden lütfen istediğin bir pozisyondan başlayabilirsin. Ben kaleci her zaman başa yazarım. O yüzden forvetle başlayacağım. Forvete ben Benzema'yı düşünüyorum. Forvette Benzema benim için. Benzema. Top seviye. Benzema iyi bir seçim. Tebrik ederim. Benim futbol konusunda çok bir bilgim yok. Söylemiştim zaten. O yüzden kameranın diğer tarafındaki arkadaşlarım bana destek olacaklar. Ama forvet konusunda ben direkt kendi şeyimle Haaland yazabilirim. Ben de iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Güzel bir seçim. Devam edelim abi. Okay. Sıra yine sende. Ben kenar olarak normalde forvet aslında ama kenar da oynuyor. Ben Ronaldo'yu yazmak istiyorum. Tamam. Çünkü çok severim. Sol kenara yazayım. Tamamdır. Ben de aynısını düşünüyordum zaten ama Ronaldo değil de ben de Messi yazmayı düşünüyordum. Okey. Burada hangimizin taraflarımızı belli etmiş olduk. Belli oldu yani. Birazcık. Diğer kanata kimi koyarsın abi peki? Yani diğer kanatta çok emin değilim açıkçası ama son dönemlerde Vinicius Junior'ı çok beğeniyorum. Onu tercih edebilirim. Aklıma da o geldi, onu yazayım. Tamamdır. Güzel. Evet. Ben Messi'nin yanına bir de buraya Neymar'ı yakıştırıyorum. Forvet'e yüzden... de Suarez'i koysaydın tam olacaktı. Abi evet, yani tamamlamış olacak ama bu şekilde bence iyi. Sinerji olarak senin takımda güzel bir sinerji görüyorum ben. Zaten biraz Real Madrid üzerinden ilerliyoruz gördüğüm kadarıyla. Ben de orta sahalarla sinerjiyi tamamlayacağımı düşünüyorum ama bakalım. Ben 10 numara olarak açıkçası Modric'i düşünüyorum benim için. Yani biraz Real Madrid gibi gözüküyor ama en iyi oyuncuların orada olduğunu düşünüyorum. Modric'i yazayım. Abi 10 numara için ben normalde buraya Hacı yazmayı düşünüyordum ama aktif oynuyor demiştik. O yüzden ben buraya De Bruyne'yi yazarım. Ben buraya ya 10 numara oynamıyor ama bence 10 numara oyuncu, o yüzden rahatlıkla oynar. Ben de diğer orta sahaların içinde aklımda o vardı açıkçası. Bunu kaybettim. Biraz oldum. Senden snatchlemiş oldum onu. Böylesi daha iyi. O zaman yine sende yazalım. Ben bir tane de genç eklemek istiyorum. Jude Bellingham Dortmund'dan. Yani biraz Real Madrid gibi gidiyor ama gerçekten benim çok hoşuma gittiğim oyuncular. Jude Bellingham'ı yazmak istiyorum. Abi burayı direkt silip böyle Prime Real Madrid yazıp da geçebilirdik aslında. Çok da zorlamamıza gerek yok. Valla yani ama aklıma onun dışında oyuncular gelmiyor yani. O zaman sen genç bir seçim yaptın. Ben de genç bir seçim yapayım. Ben de buraya Pedri yazıp topu yine
sana atıyorum abi. Yani diğer orta saha olarak da ben açıkçası Casemiro'yu düşünüyorum. O da güzel bir koparan bir mantıklı biraz hırslı bir oyuncu. Hırslı bir oyuncu. Takıma da öyle bir adam lazım. Ben burada bir kamera arkası desteğine başvuracağım. Evet arkadaşlar siz de bir orta saha desteği bekliyorum. Abi o zaman ben de son orta sahama Newcastle'a yeni transfer oldu. Çok da severim kendisini. Buraya ben Tonali'yi yazıyorum. İsim benzerliği de var. Birazcık yakınlık da hissediyorum oyuncuya karşı. Güzel tercih. O yüzden. Güzel tercih. Şu an iki tarafta iyi ilerliyor. Evet, yani bir savunma ve kalecimiz kaldı. Ben sol bekle devam etmek istiyorum. Tamam. Sol bek için aklımda çok güzel bir isim var. Liverpool'un sol beki Robertson'ı düşünüyorum. Burada benim yine bir kamera arkası desteğine ihtiyacım olacak. Evet, sizdeyim. Jordi Alba. Jordi Alba. Mantıklı bir seçim. Evet, güzel. Ya bir tık Barcelona vari dönmeye başladı burası zaten. Böyle bir büyük bir mücadele içerisindeymişiz evet, gibi şu an. La Liga'dayız. Sağ bekte de yani aklımda birkaç isim var ama yine sanırım takım arkadaşını bırakmayacağım. Trent Alexander-Arnold var. Şöyle sen sinerji konusunda bayağı iyi ilerliyorsun yani, abi. Hani oyuncuların birbiriyle mükemmel uyumda oynamasını istiyorsun. FIFA'dan da biraz alışkınız. Evet bir şey var, bir takım kurma planı yapılmış gibi daha öncesinde. Evet. Abi o zaman ben de yine bir transferden gideyim. Barcelona demiştik, ben buraya Cancelo'yu yazıyorum. Abi güzel seçim. Evet, stoper. Stoperlerimiz kaldı. İki stoper ve bir de kaleciye ihtiyacımız evet. var. Evet. Yani aslında bir tık benim bütünlüğü koruma hedefim güzel gidiyor. Bir stoper olarak ben Van Dijk'ı düşünüyordum. Van Dijk'ı yazacağım. Mantıklı bir seçim. Umarım son kalan tercihimi de sen seçmezsin çünkü aklımda başka bir isim yok ya, şu anda. Abi o zaman sen Liverpool'dan ilerlemiştin. Ben Manchester City tarafına kayayım. Bir de hala şeylerden ilerliyorum. Transferlerden ilerliyorum. Guardiola alıyorum abi. Güzel seçim. Senin son transfer... stoperini aldın mı bilmiyorum yani, ama senin aklında bir isim vardı çünkü. Evet bir isim vardı. Onu yazacağım. O da Paris'te zaten. Marquinhos. Tam böyle evet. mükemmel bir türleme senin oluyor. Senin defans attın bayağı sağlam oldu. Şöyle kısaltmasını yazayım. Bence şu an için güzel oldu. Bir kalecim kaldı. O zaten aklımda olan ve çok sevdiğim bir isim. Evet yani ben böyle o ismi tahmin ediyorum ve direkt kaleciye mi atlasam diye düşünüyorum ama tercihin, formatı bozmayacağım. Ben de son stoperimi yazacağım ama son stoperim için yine kamera arkasındaki dostlarıma ulaşıyorum. Alaba ile Drake istedim ama Alaba'ya yazdım. O zaman ben de arkadaşlarımın sözünü dinliyorum ve Alaba'yı alıyorum. Abi kale kısmındayız. Evet. Kaleci. Yani tahmin edeceğin üzere... Senin kimi seçeceğini tahmin etmek çok zor değil ama yani, oraya yazdığını görmek istiyorum. Tabii ki de yani çok da seviyorum kendisini. Muslera'yı ben... Birlikte ter döktüğün. Yazmak istiyorum. Yani bence çok güzel bir kadro oldu. Çok büyük başarılar imza atabilecek potansiyelde bir takım. Evet ben burada çok bütün kupaları görebiliyorum şu an burada. Yani, yani alınabilecek bütün kupalar var şu an bu takımda. Abi kale içinde Muslera gerçekten güzel bir seçim. Benim de aklımda Muslera vardı. Onu aldın. O yüzden ben de iki seçenek arasındaydım. Yani ya Ter Stegen koyacaktım ya da benim çok sevgili dostum. Belki profesyonel olamadı ama Volak diye bir arkadaşım var. Kendisine buradan selam gönderiyorum. Evet selamlar. Gördüğüm en iyi kalecilerden bir tanesi. Yani dediğim gibi ya Ter Stegen ya Vodak'tı. Ben Vodan daha iyi olabileceğine kanaat getirdim. Yani. O yüzden ben de böyle bir takım çıkardım. Abi kadrolarımız hazır. Bu kadrolarda kimin kazandığına tabii biz karar vermeyeceğiz. Bunun için ekipteki diğer arkadaşlarımız, bu kadroları kimin hazırladığını görmeyen arkadaşlarımız buraya gelecekler. Kapalı bir oylama gibi olacak evet. ve beğendikleri kadroya tiki atacaklar. 5 evet. kişi oy verecek. Bakalım sonuç ne olacak? Biz de bilmiyoruz ama... Ben sana başarılar diliyorum. Aynı şekilde... Yani iyi olan kazansın evet. diyorum ben. Bakalım. Topu arkadaşlara bırakıyorum. Tablomuzda minik değişiklikler yapılmış. Evet.
Öncelikle buradan göründüğü oylamalardan göründüğü kadarıyla sen kazanmışsın. Evet. Benim tarafta Neymar'a bir kalp gelmiş. Evet, benim kadroda çok büyük bir değişiklik fark ediyorum. Evet, senin kadroda böyle bir Modric eksikliği var gibi, evet, görünüyor. Yani Modric'in yerine bir Talisca eklenmiş. Talisca eklenmiş. Bu yani bu sanırım Mert Yıldırım'ın, Mert abinin güzel bir şakası oldu bize, öyle diyeyim. Yanına da minik bir üzgün surat koyulmuş. Yapmış. Sağlık olsun diyelim. Evet. Abi tebrik ederim. Teşekkür yani ederim. Yani adil bir savaştı ve teşekkür sen ederim. Bileğinin hakkıyla yani kazandın. Ekip arkadaşlarına sağ olsun, böyle bir tercih yapmışlar. Evet. Yani ekip arkadaşlarımı da benim bir gözden geçirmem gerekiyor olabilir belki de. Bu başka bir videonun konusu olsun. Abi hem taş kağıt makasla kazandın, hem burada kazandın. Yani benim bugün kazandığım bir mücadele olmadı. Ama bileğinin hakkıyla hak ettiğin bilgisayarına istersen bakmaya geçelim. Teşekkür ederim, hadi geçelim. Berk, tebrik ederim abi. Çok iyi yarıştın, buraya kadar geldin ve sonunda bu güzel ödülümüz kasaya, evet, erişmiş olduk. Şimdi kasadan bahsedeceğiz ama benim öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Normalde yarışmacılarımız benden daha kısa olduğu için ben bilgisayarın arka kısmına geçerdim, yarışmacımız görünebilsin diye. Bu sefer pek öyle bir ihtiyacımız yok ama çok garip hissettim. Yani hala kafamı çevirdiğimde böyle yukarıya doğru bakmak bir tık garip hissettiriyor. Ama yine de bayağı iyiydi. Ve iyi de yarıştın abi, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sen de çok iyi yarıştın ya. En sonda birazcık takımlarda, yani evet, bence dengeli bir karşılaşmaydı ama yine, evet, de yani bence de ekip arkadaşlarını bir daha bir gözden geçirmen gerekiyor gibi. Onu bir düşüneceğim. Onu çekimden sonra bir düşüneceğim. Abi dilersen bilgisayarımızın, bu güzel bilgisayarının parçalarını anlatmaya başlayalım. Olur. Bilgisayarımızın parçalarına geçeceğiz abi ama öncelikle belirtmek istiyorum ki artık az önce senin yetenek alanında savaşıyorduk. Bu sefer benim yetenek alanındayım. Evet. Savaşmıyoruz. Ama yine de burada olmak güzel hissettiriyor. Bilgisayar anlatıyor olmak mutlu hissettiriyor bana. Dilersen direkt işlemciden başlayalım. Olur. İşlemcimiz AMD'nin Ryzen 5 7600X modeli. Kendisi AM5 soket tipine sahip, yani AMD'nin en güncel soket tipini kullanıyor. Ve turbo hızlarında 4.7 GHz'e kadar frekans hızını da destekliyor. Bu da senin için oynayacağın oyunlarda, yapacağın işlemlerde fazlasıyla iyi bir performans almana olanak sağlayacak. Bu güzel işlemcimizi konumlandırdığımız anakartımızda Gigabyte'ın B650M DS3H modeli. Kendisi DDR5 bir anakart ve AM5 soket tipine sahip, yani işlemcimizle uyumluluk içerisinde çalışıyor. Bir problemimiz olmayacak bu anlamda. Anakartımızın üzerinde 4 adet RAM slotu bulunuyor. Biz bunlardan 2 tanesini kullandık. Kingston'ın FuryBeast 16x2, yani totalde 32 GB'lık bir DDR5 RAM kapasiten bulunuyor. Bu da yine yapacağın işlemlerde, oyunlarda, dilersen ileride bir gün yayın açmayı düşünürsen onun için dahi yeterli olacaktır. Süper. Sistemimizde depolama birimi olarak Gigabyte'ın Aorus 1TB'lık 5000E modelini kullanmayı tercih ettik. M.2 ve SSD zaten artık biliyorsundur sen de. Teknoloji tamamen M.2'ye yönelmiş durumda. Çünkü evet, daha yüksek okuma yazma oranları sunuyor. Bu senin ne işine yarayacak? Yapacağın işlemlerde bilgisayarıma tıklarken dahi daha hızlı açılmasını sağlayacak. Oyunlarında bekleme ekranlarında minimum bekleyeceksin. Ki bazı oyunlar vardır, GTA 5 evet, gibi bekleme ekranlarını çok uzun süre beklediğin. Onlarda bile neredeyse hiç beklemeden tak 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 oyuna girebileceksin. Ben de zaten beklemeyi çok sevmediğim için benim için de çok güzel bir... Hiç bekletmemiş olacağız seni, hızını kaybetmemiş olacaksın. Süper. Bu senin için önemlidir diye tahmin ediyorum. Özellikle yani Apex gibi bir oyun oynuyorsan evet, hız bayağı önemli çünkü evet, o oyunda. Bu sistem, yani bu haliyle, bu hızlarıyla sana fazlasıyla yeterli olacaktır. Ama iyi bir işlemcimiz var, iyi bir RAM'imiz var, iyi bir M.2 SSD'miz var. Birazdan ekran kartına da geleceğiz ama ekran kartına gelmeden önce iyi bir işlemciyi iyi de soğutman gerekiyor. Bu anlamda da Gigabyte'ın Aorus WaterForce 360 sıvı soğutmasını kullandık. Bu sıvı soğutma da bu işlemciyi fazlasıyla serin tutmak için inanılmaz bir şekilde yeterli olacak. Yani ağır yük altında bile veya uzun oyun seanslarında bile işlemcinin ısı değerini düşük bir şekilde serin serin efil efil çalışırken görebileceksin. Harika gerçekten. Zaten Gigabyte'ın görsel açıdan da beni çok etkilediği bir sistem oldu. Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum. Şimdi en önemli parçalardan, en can alıcı parçalardan bir tanesine geldik. Ekran kartımızda Gigabyte'ın RTX 4060 Ti Eagle OC modeli. Sonundaki OC ne anlama geliyor diye soracak olursan, ekran kartlarında hız aşırtma yapılıyor biliyorsun. Overclock dediğimiz evet, işlem var. Bu ekran kartı fabrika çıkışında direkt olarak senin için bu hız aşırtma yapılmış bir şekilde geliyor. Yani ekstra bir işlem yapmana gerek kalmayacak. Bu sana ne şekilde yansıyacak?
oyunlarında, kullandığın uygulamalarda daha yüksek FPS değerleri görmüş olacaksın. Daha iyi bir performans alacaksın. Harika. Ekran kartımızın başında bir RTX ibaresi bulunuyordu. RTX teknolojisine hakim misin abi? Biliyor musun ne olduğunu? Evet. Bildiğim kadarıyla RTX gerçek dünyadaki ışık kırılmalarını oyunlarda da bize çok iyi bir şekilde hissettiriyor. Aynen. Neredeyse birebir şekilde yansıtıyor. Ray Tracing, yani ışın izleme teknolojisi deniyor zaten. Nvidia'nın, senin de anlattığın gibi, gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını oyunlara ve destekleyen uygulamalara birebir yansıttığı bir teknoloji. Bunun dışında tabi DLSS ve refleks teknolojisi de var. DLSS ve refleks teknolojisi de özellikle senin gibi rekabetçi oyunlar oynayan insanlar için, Valorant'ta mesela Nvidia refleks teknolojisi sistem girdi gecikmesini azalttığı için reflekslerini en hızlı şekilde karşı tarafa gönderiyor olabileceksin. DLSS teknolojisiyle de yapay zeka ile pikseller oluşturuyor, görüntü kaliteni düşürmüyor ama performansını yukarıya taşıyor. Bu da yine yüksek FPS değerleri almana yarayacak olan teknolojilerden bir tanesi. Bunun dışında stüdyo ve broadcast teknolojileri de var. Onlar biraz daha içerik üreticisi ve işte sosyal medyaya, yani içerik üreten influencerlara yönelik. Anladım. Uygulamalar, bunları da yine kullanabiliyor olacaksın ama. Belki bir gün yayın açmak fikri. Neden olmasın? Olabilirse evet, neden olmasın. Ekran kartımızdan da bahsettiğimize göre bu güzel kasamıza geldi sıra. Bu sistemi içerisine topladığımız güzel kasamızda Thermaltake'in Versa T27 TG modeli. Kendisi içerisinde 750 Watt 80 Plus sertifikasına sahip bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. Ki o da bu sistemi beslemek için fazlasıyla yeterli oluyor. Kasa genel anlamıyla zaten görünüş olarak seni tatmin etmiştir diye, evet, düşünüyorum. Evet, kesinlikle. İçerisinde de havadar bir yapı var. Yani renkler, özellikle sıvı soğutma, fanlar, yani gerçekten dikkat çekici ve hani ben de ne kadar oyun oynamayı sevsem de görüntü olarak da beni etkilemesi tabii ki de önemli. Kesinlikle. Zaten bir oyuncu sisteminin olmazsa olmazıdır. Biz hep böyle söyleriz. RGB, hani RGB FPS'i birkaç hani değer yükseltiyordur, eminiz sen buna. Kimsenin kanıtlamadığı ama herkesin ikna olduğu bir şeydir, teoridir bu. Sistemimiz bu şekilde abi. Kasamızda gayet rahat, ferah bir şekilde çalışabiliyor. Ön tarafında zaten RGB fanları da mevcut. Ve ortaya bu güzel sistemimiz çıkıyor. Yani senin ödülün abi. Çok teşekkür ederim. Abi biz teşekkür ederiz geldiğin için. Çok güzel bir bilgilendirme yaptın. Çok güzel bir challenge yaptık. Onun hani için kadar de... ben kazanamamış yani, olsam da. Olsun. Güzel bir mücadele oldu diyelim. Sistem de gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Dediğim gibi sabırsızlıkla bir an önce kurup oynamayı bekliyorum. Abi öyleyse biz bu sistemi kutluyoruz ve hızlı bir şekilde sana teslim ediyoruz ki sen de oynamaya hemen başlayabilirsin. Abi öyleyse tekrar teşekkür ederim ama kapanışa geçmeden önce arkadaşlara da söylememiz gereken bir şey var. O da bu video yayınlandığı zaman senin adına, Berk Balaban adına iki sistem açmış olacağız. Satışa açılacak iki sistemimiz olacak. Arkadaşlar da açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bu sistemleri inceleyebilir veya satın alabilirler. Süper. O yüzden kesinlikle açıklamalar kısmındaki linke tıklamayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere. Berk Balaban'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben abi teşekkür, iyi ki varsın, sen iyi ki geldin. Şekilde. Çok büyük bir zevkti bizim için. Benim için de aynı şekilde. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Öyleyse son kez söylemek istediğim bir şey varsa abi sendeyiz. Kasaya açıklamadaki linkten ulaşıp siz de bu güzel sisteme sahip olabilirsiniz. Benim gibi siz de oyunu seviyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederim. Öyleyse... görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.